Kanal 23 izleyicileri, herkese tekrardan hayırlı sabahlar ve hayırlı günler diliyoruz. Bugün 2018'in son programını sizlerle beraber yapacağız sevgili Pratik Lezzetler izleyicileri. Bugünkü konuğumuz sevgili Aybüke Biçici, Kanal 23 ailesinden sevgili arkadaşımız, art direktörü olarak geçiyor. Yani şöyle söyleyebilirsek bizim programlarımızın, Kanal 23'ün tüm program tanıtım afişlerini hazırlayan direktör arkadaşımız bugün bize güzel bir pasta yapacak. Pastanın adı da gelin pastası. Ben de yılbaşı olması münasebetiyle fırınımız küçük olduğu için biz bugün hani şöyle bir şey. Aslında fırınla değil, biz Pratik Lezzetler olarak sadece bugüne özel fırında tavuk yapacağız sevgili izleyiciler. Çünkü hindi yapmadık. Güzel bir fırın tavuk yapacağız. Ben hemen sevgili konuğumu sizlere tanıştırayım. Onu da bir tanıyalım bakalım. Aybüke Biçici kimdir? Sevgili Aybüke, hoş geldin Pratik Lezzetler mutfağına. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür. Nasıl gidiyor? Kısaca bir Aybüke'yi tanıyalım. Çünkü bugün yoğun bir yemeğimizi yapacağız, tatlımızı yapacağız. Evet. O yüzden çok fazla dedikodu yapmadan hemen girişmemiz lazım. Kısaca bir Aybüke'yi tanıyabilir miyiz? Yani ben Doruk Medya ekibindeyim. Buranın tüm tasarım işlerini yapıyorum. Tasarımla alakalı her şeyi yapıyorum diyebileyim. Tamam o zaman. Şimdi artık pastada sanat yapacağız. Bugün de pastada güzel bir tasarım yapacağız. Sevgili Pratik Lezzetler izleyicilerine tekrardan bugün 2018'in son günü, pazartesi günü de sizlerle, pardon salı günü de sizlerle beraber 2019'un ilk programına bomba gibi bir şef geliyor. Bana rakip olarak gelecek kendisi. Sürpriz olsun, yarın tanıştıracağım sizinle onu sevgili Pratik Lezzetler izleyici. O zaman biz başlayalım sevgili Aybüke Hocam. Ne yapalım başta? Pastamızın pandıspanyasını hazırlayıp fırına atalım. Ben fırını açayım o zaman, fırın ısınsın. Biz o ara pandıspanyamızı hazırlayalım. Hemen mikserimiz geldi. Aynen. Mikser görevi ben göreceğim. Bu arada hemen WhatsApp numaramızı sevgili izleyicilerimize vermiş olalım. Bize sormak istediğiniz soruları ve 2018'deki bizim izlediğiniz programları bizimle paylaşırsanız 2019'da yeni yılda Pratik Lezzetler Mutfağı'ndan hem sevgili izleyicilerimize hem de gelen konuklarımıza çeşitli hediyelerimiz olacak. 0506 094 67 sonu neydi? Kanal 23. Evet, sonu Kanal 23 olarak diyoruz. Sevgili izleyiciler hemen başlıyoruz. Hemen evet, başlayalım. Mikseri, fişini taktık. Taktık. Ben hemen yumurtaları, kabuklarını koymak için size bir boş kap vereyim. Öncelikle kaç yumurta kullanacağız? Pandıspanyamı. 4 adet yumurta kullanıyoruz sevgili izleyiciler. Gelin pastamız için. Yumurtamızı iyice çırptıktan sonra sevgili izleyiciler ilk önce pandıspanyamızı yapacağız ve ardından sizlere kremamızı hazırlayacağız. Pastamızın içine koyacağımız kremamızı hazırlayacağız. 4 adet yumurtadan sonra ilave edeceğimiz 1 bardak şeker. 1 su bardağı şeker ilave ediyoruz sevgili izleyiciler. Siz de eğer bugün yeni yılda evde yılbaşı gecesi kendinize bir hafif pasta yapmak isterseniz sevgili izleyiciler, çok pratik ve hafif lezzeti olan, çok ağır olmayan bir pastayı yapabilirsiniz. Sevgili izleyiciler, ben eldivenlerimi kullanayım. Çünkü sevgili Aybüke sadece malzemelerini katacağı için ona eldivene gerek yok.
gün nasıl geçiyor? Biz biraz dedikodu yapalım. Tamam. Aybüke'nin günü nasıl geçiyor? Güne nasıl başlıyor? Yani güne de önce bir kahveye zaten başlıyorum. Evet. Daha sonrasını nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Asla anlamıyorum. İşler yoğun çünkü tüm programlar herkesle sevgili Aybüke'yi sıkıştırdığı için bayağı yoğun geçiyor. Bazen günleri falan karıştırıyorum. Değil mi? Yoğun olduğu için. çünkü Kanal 23 bünyesinin bir tek program olmadığı için tüm programlarımızın bütün yükü aslında sevgili Aybüke'nin sırtında dönüyor. Birçok işimiz onda tabii ki. Pratik lezzetlerde biz teşekkür ediyoruz gerçekten. Tüm gece 11'de olsa attığımız konuğun hemen tanıtımı çıkıyor sevgili izleyiciler. Evet, şekerimizi de iyice erittikten sonra bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ilave edeceğiz. Gördüğünüz gibi şekerimizi ve kabartma tozumuzu, vanilyamızı iyice sevgili izleyiciler çırpma telimizde erittikten sonra iyice ardından yeteri kadar un vereceğiz. Doğru mu? Bir su bardağı. Bir su bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Ben hemen su bardağımı vereyim. Şöyle. Bunu içeceğiz daha. Pandispanyamız için bir su bardağı da unumuzu ilave ettikten sonra tekrardan iyice çırptıktan sonra gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler hamurumuz hazır. Hamurumuz hazır sevgili Aybüke. Biz hemen borcamımızı kurulayalım. Onu yıkamıştık. Hafif altına da bir yağ sürüp fırına atalım. Şöyle hemen hafif bir sıvı yağ borcamımızı yağladıktan sonra sevgili izleyiciler yaklaşık bir yemek kaşığı kadar yeterli gelir. Yine bir fırça yardımıyla sevgili izleyiciler buyurun. WhatsApp'tan bize tariflerinizi atabilirsiniz. Daha pratik tarifleriniz varsa sevgili izleyiciler. Ben hemen silikon bir kaşığımız var. Onu da bulursam.
da makinede hemen onu da alalım ve ardından biz başlayalım. Sevgili Pratik Lezzetleri izleyicilerine güzel bir pasta ve ardından da bugün güzel bir fırın tavuk yapacağız. Sevgili izleyiciler sizlere çırpma teliyle işimiz kalmadı. Fırınımız biraz da ısındıktan sonra biz şöyle kenara alalım. Şimdi ne hazırlıyoruz sevgili Aybüke hocam? Muhallebisini hazırlıyoruz. Muhallebisini hazırlayacağız. O zaman muhallebisi için ne lazım bize? Malzemeyi siz hem söyleyin, ben ocağımın altını yakayım. Tamam. Ben de bu arada yine çırpma telimi yıkayayım. Siz gerisini hazırlayın. Muhallebimiz için ihtiyacımız olan 1 litre süt. Aynen. Tamamdır, tamamdır. Çünkü orada yaklaşık 1 litreden fazla sütümüz vardı. Tamam. Şimdi ne ilave ediyoruz? Toz şeker. 1 su bardağı toz şeker alalım. Evet. Ben yine mikser görevi görmeye hazırım. Pastamızın muhallebisi için sevgili izleyiciler, yani iç kreması için biz 1 litre süt ve 1 su bardağı şeker. Doğru mu sevgili Aybüke hocam? Doğrudur. Tamam. 3 yemek kaşığı da un. 3 yemek kaşığı da un ilave edeceğiz. Bir paket yine vanilyamızı ilave ediyoruz sevgili izleyiciler. 2 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı nişastamız var. Krem şantiyi de daha sonra. Krem şantiyi en son üzerine yapacağız. Aynen. Şimdi şöyle bir kısaca hemen tekrar ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize gelin pastamızın tarifini şöyle Aybüke Hanım'ı ben ocağın başına alayım. Neler koyduk biz oraya hemen sevgili izleyicilerimize paylaşalım sevgili Aybüke hocam. Malzemelerimizi tekrar sayalım. Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize neler yaptığımızı görsünler. Bir litre sütümüzü koyduk ocağımıza. Aynen. Ve ardından bir adet vanilya kattık. 2 yemek kaşığı nişasta. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ettik. 1 su bardağı şeker ilave ettik. Ve şimdi bunu muhallebi kıvamına gelinceye kadar sevgili Aybüke hocamız karıştıracak onu. Evet, fırınımız ısındı sevgili izleyiciler. Biz pandispanyamız için kekimizi fırınımıza koyduk. Yaklaşık bir 15-20 dakika burada pişecektir sevgili izleyiciler. Ben de bu arada tavuk için iç harcını hazırlamak için sevgili izleyiciler yavaş yavaş malzemelerimi de hazırlayayım. Çünkü tavuğumuzu yetiştirmemiz lazım. Güzel bir bol bademli iç hazırlayacağız sevgili izleyiciler sizlere. Ben yine bir adet
kırmızı biber sadece iç harcıyla beraber yapıp tavuğumuzun içine koyacağız. Eldivenlerimi kullanayım. Sevgili Aybük Hanım'la sizlere güzel bir gelin pastası. Evet, ne ikram edelim? Çay mı içeriz, kahve mi içeriz? Kahve içebiliriz. Kahve içebiliriz. Kahvemiz pembe mi, yeşil mi, normal mı kahve içeriz? Normal. Sevgili izleyiciler mesaj atmışlar. Diyorlar ki bize ses gelmedi. Ne söyledi Aybüke Hanım? Sıkıştıracağımı söylemiştim değil mi? Evet. Ha, iyi o zaman. Evet, biz o zaman normal bir kahve içelim. Yine kalabalığız. O yüzden hepimize yetecek kadar bir kahve yapalım sevgili izleyiciler. Kahve yapması benden, fal bakması sizden artık. Fala da bakacağız. Peki o zaman. Muhallebimizi ne kadar kaynatmaları lazım sevgili izleyicilerimiz, sevgili Aybüke? Koyu bir kıvama gelene kadar. Yani yaklaşık bir 15-20 dakika. Aynen. Kaynattıktan sonra muhallebi kıvamını alacaktır. Sevgili, siz de zaten birazdan göreceksiniz. Kahvemizi nasıl içeriz? Orta mı içeriz? Orta. Orta şekerli bir kahve yapacağız bugün sevgili izleyiciler. Bu arada 2019'un inşallah tüm ülkemize, tüm İslam alemine ve tüm dünyadaki yaşayan herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesini diliyoruz. Evet sevgili Aybüke Hanım, yeni yılda beklentiniz nelerdir? Yani Aybüke'nin 2019 yılından beklentisi neler? Çok bir beklentim yok benim. Ne var ama beklentim? Zaten içinde olunca zaten olmuyor bir şeyler. Beklenti onca olmuyor. Gerekiyor, 2018 peki nasıl geçti? Nasıl geçti? Yorucu, yoğun ama güzel yani. Çok şükür. Genele vurduğumuzda genel anlamda güzel geçti. Güzel. 2019 inşallah tüm herkese güzel gelmiş olur. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bakalım bol köpüklü bir kahve yapabilecek miyim? Ben sizlere hemen gelen mesajlarımıza cevap vermiş olalım. Sevgili Hakan Aykta, hayırlı sabahlar, bol keyifler, hayırlı rızıklar nasip etsin yaradan kıymetli şefim ve Kanal 23. Çok teşekkür ederiz. Buradan sevgili Hakan abime de selamlar olsun. Tekrar yeni yılınızı kutlar, güzel geçmesini dileriz. Sevgili Mustafa Uç, harikasınız demiş. Teşekkür ederiz. Sevgili Kadir Kınat'a da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri gerçekten yalnız bırakmadıkları için. Muhallebimiz sevgili izleyiciler, bu arada kıvama
geldi gördüğünüz gibi. Evet, muhallebimiz köpük köpük oluyor. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, hemen muhallebimizin altını kapatıp dinlenmeye çekeceğiz. Bu arada yine tekrardan tüm ekibimize, zorlu kış şartlarında da bizleri hiç yormadan sizlerle buluştukları için tüm kameraman arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Buradan isimlerini söyleyebilir misiniz? Söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür edelim. Sen aynen. İsimleri söylerken ben de kahveyi taşırmamam lazım. Ama. Buradan Oğuz'a teşekkür ederim. Tolga Bey'e teşekkür ederim. Kadir Bey'e teşekkür ederim. Tekin Bey, pardon. Diğerlerinin ismini bilmiyorum. Doruk Medya ekibine teşekkür ediyoruz. Yani Kanal 23 ailesine tekrardan aynen. Diyoruz ki mutlu yıllar, huzurlu yıllar olsun. Geçtiğimiz yıl inşallah güzel geçti. Gelecek yılımızda inşallah çok güzel olur. İnşallah. Ve çok daha kaliteli programlar zaten dünyanın, yani Türkiye'nin en iyi izlenen kanalı Kanal 23'ten tüm izleyicilerimizle buluşturacağız. Pratik lezzetlerde çeşitli hediyelerle artık 2019'da sevgili izleyicileriyle ve konuklarıyla buluşmaya devam edecek sevgili izleyiciler. Bu arada hemen tekrardan buradan Fransa'ya selamlarımızı gönderelim, Norveç'e selamlarımızı gönderelim, Almanya'ya selamlarımızı gönderelim. Çünkü oradaki izleyicilerimiz günlük hiç kaçırmadan programımızı bizi izliyorlar. Biz de onlara selamlarımızı ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Kanal 23 ailesi olarak pratik lezzetleri izledikleri için teşekkür ediyoruz hepsine ayrı ayrı. Kahvemiz yapılıyor sevgili Aybike. Kahvemiz içtikten sonra bu ara muhallebimiz soğuyacak. Evet. Ben de oraya hemen ikinci bir tenceremi alıp hafif bir, yani hemen hızlı bir şekilde güzel bir iç pilav hazırlayacağım sevgili izleyiciler. Ben biraz soğutayım şunu. Artık orası sizde. Ben hemen iç pilavım için yaklaşık bir su bardağı pirinç kullanacağım sevgili izleyiciler. Yıkadıktan sonra şöyle süzülmeye bırakalım pirincimizi sevgili izleyiciler. Çünkü hemen ocağımıza biz yaklaşık bir yemek kaşığı da tereyağı kullanacağız sevgili izleyiciler. İç pilavımız için ve yine bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Güzel bir iç pilav hazırlayacağız. Bugün bademli yapacağız sevgili izleyiciler. Çiğ bademimiz yanımızda. Ben hemen yaklaşık bir yarım, daha doğrusu bir tam çay bardağı sevgili izleyiciler bademimi ilave ettim. Çünkü kavurmamız lazım bademlerimizi biraz, ki bademler biraz sert. Ardından pirinçlerimizi ilave edeceğiz ve güzel bir iç pilavımızı hazırlayacağız sizler için. Yine bir yarım su bardağı kuş üzümümüz yanımızda. Hindi yapamadım diye üzülen sevgili pratik lezzetleri izleyicileri, güzel bir tavuk hazırlayacağız bugün sizlerle beraber. En son soslayıp tavuğumuzu, sosunu da sizlerle beraber hazırlayıp fırına vereceğiz yemeğimizi sevgili izleyiciler. Yağımızı erittikten sonra sevgili izleyiciler, ben hemen pirincimi de ilave edeceğim.
Bol bademli sevgili izleyiciler, bugün bir su bardağı pirinç kullandık, bir yemek kaşığı tereyağımızı kullandık, bir yemek kaşığı sıvı yağımızı kullandık ve iç pilavımızı hazırlamak için çok hafif bir çay kaşığı kadar da karabiber, çay kaşığı ucu kadar sevgili izleyiciler, karabiber de farklı bir aroma katacaktır pilavımıza. En son suyunu verdikten sonra kuş üzümlerimizi de ilave edeceğiz. Sevgili Aybüke de bakalım neler yapıyor. Neler yapıyorsunuz sevgili Aybüke? Şu an bunu biraz soğumaya bıraktım. Biraz. Soğuması için de biraz daha hızlı karıştırıyorsun ki hepsi aynı anda soğusun. Evet. Ben iç pilav için sevgili izleyiciler bir adet de kırmızı biber ilave edeceğim. Hemen kahvelerimizi dolduralım biz bu arada. Hemen şöyle bir tane misafirimize vermiş olalım. İki tane de sevgili kameramanlarımıza. Sevgili Tolga Sönmez ve sevgili Tarık kardeşimize. Tarık değil mi? Evet, Tarık Tekin kardeşimize kahvemizi ikram etmiş olalım. Bu arada pirinçlerimiz evet yavaş yavaş kızarmaya başladı sevgili izleyiciler. Ben hemen suyumu ilave edeceğim. Ve ardından kuş üzümleri koyduktan sonra da pilavımızı pişmesi için bırakacağız dinlenmeye sevgili izleyiciler. Yarım su bardağı da kuş üzümümüzü ilave ettik sevgili izleyiciler. Ve yine bir tatlı kaşığı tuz ilave edeceğiz. Çünkü tavuğumuza da tuz ilave edeceğimiz için çok fazla pilavımıza aşırı tuz vermeyeceğiz. Bol bademli bir iç pilavı sevgili izleyiciler. Aslında hemen hemen hep badem diyebiliriz. Çünkü zengin bir pilav olacak bugün. Bu arada sevgili Aybüke de kremasını soğutmak için bayağı çaba gösteriyor. Bayağı bir işkence çekiyor. Tavuğumuzu hemen yavaşça alalım kenara. Çünkü ona da sos hazırlayacağız birazdan sevgili. Ama biberlerimi içine koyacağım ben. Güzel bir yılbaşı akşamına çok da lezzetli bir tavuk hazırlayacağız sevgili izleyiciler sizlere. Ben hemen sosumu hazırlamak için borcamıma bir su vurup alayım elimin altına. Çünkü sosumuzu borcamda hazırlayalım. Pilavımız sevgili izleyiciler yavaş yavaş pişiyor. Ben onu en ufak ocağa almam lazım ki
kısık ateşte güzel bir pilav pişirelim sevgili izleyiciler. Ben borcamımı hemen kurulayıp sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için sevgili izleyiciler, hemen ben malzemelerimi sizlere ilave edeyim. Bir yemek kaşığı salçamızı ilave edeceğiz. Domates salçası olabilir, biber salçası olabilir. İstediğiniz salçayı kullanabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave edeceğim. Yine bir çay kaşığı sadece karabiber. Ve yine bir tatlı kaşığı kadar da kekik ilave edeceğim sevgili izleyiciler. Hafif bir tuz yine sosa ilave ediyorum sevgili izleyiciler. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı sevgili izleyiciler ilave ettim. Ve evinizde eğer ki ketçap varsa ketçap da ilave edeceksiniz. Ben sadece çok hafif bir şey ketçap da ilave edeceğim sevgili izleyiciler. Biraz daha sosumuzu yumuşatacak ve tavuk kızardığında yumuşak bir lezzette kalmış olacak sevgili izleyiciler. Onu da yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu yapsanız yeterli olur sevgili pratik lezzetleri izleyicileri. Tavuğa vuracağınız sosu kendiniz evde hazırlayabilirsiniz. Bu tavuğun sadece makyaj kısmını yapacağız sevgili izleyiciler. Güzel bir fırın tavuk pişirmiş olacak. Sevgili Aybüke, kekin ne durumda? Bakayım hemen. Şu an kabarıyor. O zaman biz şimdiye kadar altını almıştık. Şimdi hem alt hem üstünü. Kabarması gayet iyi. Aynen. Sadece kızarması gerekiyor. Çok fazla kızarmayacak. Beyaz kalması gerekiyor. Tamam. Doğradığım biberlerden sevgili izleyiciler bir kısmını sosa ilave edeceğim. Tavuğumuzun üzerinde renk versin kalsın diye. Evet. Sosumuzu hazırladık sevgili izleyiciler. Ekranlarını yeni açmış olan sevgili izleyicilerimize bugün güzel bir gelin pastası yapacağız. Ve güzel de bir fırın tavuk yapacağız sevgili izleyiciler sizlerle beraber. Fırın tavuğumuz için öncelikle güzel bir iç pilavımızı hazırlıyoruz. Bol bademli ve üstüne sosumuzu da ne kullandık baharat olarak ona bakmış olalım. Fırın tavuğun üzerine süreceğimiz baharatlarımız sevgili izleyiciler. Bir tatlı kaşığı pul biber kullandık. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir yemek kaşığı salça. Ve bir yemek kaşığı da ketçap kullandık sevgili izleyiciler. Ketçabı neden kullandık? Biraz daha tavuğumuzu yumuşak tutsun diye. Fırında çünkü kızardığında üstü komple yanıp da kıtır olmasın. Biraz daha yumuşak tutsun diye. İç pilavımız yavaş yavaş pişiyor sevgili Aybüke. İşten eve gittikten sonra evde neler yapıyorsun? Evde gelelim eve. Yani eve gidince ya yemek yiyorum ya da hiçbir şey yemiyorum. Dizi izliyorum yabancı dizi. Sonra uyuyorum. Bol bol dizi izleyip yatıyorsun. Anne ya da babayla kardeşler. Ya evde küçük kardeşim var. Çok ilgi bekleyen bir kardeş kendisi. Onunla arada ilgilenmeye çalışıyorum. Tabii evet. Yorgun olduğum için çok fazla ilgilenemiyorum. İlgi isteyenleri kesinlikle, hele ki kardeş olursa, aynen, kesinlikle ilgi göstermeniz lazım. Kesinlikle. Ama işte yorgun oluyorum, çok ilgi gösteremiyorum. Aslında çok mesaj var sevgili izleyiciler. Hepsine tek tek ayrı ayrı cevap veremiyoruz ama birazdan yine vaktim kalırsa yemekleri bitirdikten sonra hepsine ayrı ayrı tekrardan teşekkürlerimizi sunacağız. Bizlere yeni yıl mesajı atan sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dostlarımıza.
Pilavımızı sevgili izleyiciler hemen söndürdük. Dinlenmeye alıyoruz. Bir 2-3 dakika dinlendikten sonra pilavımız tavuğumuzun içine doldurup, çünkü zaten fırında da bayağı bir pişeceği için hızlı bir şekilde atacağız. Sizlere bugün güzel bir fırın tavuk yapmış olacağız. Bu arada yine hemen sevgili izleyiciler, eğer ki yolda gidiyorsanız veya iş yerinde çalışıyorsunuz ama Kanal 23'ten haber alamıyorsunuz, izleyemiyorsunuz diye üzülüyorsanız, ben hemen şöyle sizlere uygulamalı bir şekilde sevgili kameraman kardeşimden rica etsem, şöyle uygulamamızı açtıktan sonra sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi uygulamamızı açtık. Hemen üstte arama motoruna Kanal 23 yazıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi direkt Kanal 23'ü gördük sevgili izleyiciler. Hemen üstüne tıkladığımızda yüklüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen Kanal 23'ü sevgili izleyiciler yükledik biz telefonumuza. Ve nerede olursak olalım biz Kanal 23'ten haberlerimizi almış olacağız. Elazığ'la alakalı tüm bilgilerimizi almış olacağız sevgili izleyiciler. İniyor şimdi zaten o da. Tüm telefonlarınıza indirebilirsiniz sevgili izleyiciler. Kekimiz yavaş yavaş kızarıyor sevgili Aybüke. Bize WhatsApp'tan sorularınız veya WhatsApp'tan sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz sevgili izleyiciler. Veya tariflerinizi bize atabilirsiniz. Bu arada pilavımızı hafif bir karıştıralım. Çünkü pilavımız hazır sevgili izleyiciler. Şöyle de görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi komple badem sevgili izleyiciler. Bol bademli bir iç pilav hazırladık size. Kış olduğu için hemen hemen her evde badem vardır. O yüzden bol bademli bir iç pilav siz de hazırlayabilirsiniz. Bir 5 dakika daha dinlendikten sonra ben iç pilavımı hazırlayacağım sevgili izleyiciler. Bu arada sevgili Aybüke'nin de zaten malzemesi soğumaya gitti. Ve fırındaki kekimiz de kızarıyor sevgili izleyiciler. Sizlere bir pasta yapacak bugün. Ben hemen eldivenlerimi kullanıp tavuk fırına yollayalım. Sevgili izleyiciler, tavuğumuzu gördüğünüz gibi şu şekil temizlemişiz. Hazır. Evet, tavuğumuzun içini iyice doldurduk sevgili izleyiciler. Hemen bir avuç da yine kırmızı biberimizden en son üzerine bırakacağız.
Gördüğünüz gibi sevgilici dikmemize gerek kalmadı. Zaten fırına girdiğinde, otomatik piştiğinde tamamen kendisi kapatmış olacaktır. Biz hemen sosumuzu da tavuğumuza vereceğiz ama fırın tepsimizi almamız gerekiyor. Bir dakika sonra zaten kekimiz fırından çıktıktan sonra hemen çıkarabiliriz hatta şu anda. Fırın tepsimizle tavuğumuzu fırına göndereceğiz sevgili izleyiciler. Evet, kekimiz hazır. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, kekimiz burada soğusun. Biz ilk önce biraz yağımızı ilave etmiş olalım sevgili izleyiciler. Tepsimizin altına, çünkü folyo sarmayacağız. Sadece açıkta fırına göndereceğiz. Bir su bardağı da suyumuzu ilave edeceğiz. Çünkü su buharlaşacak sevgili izleyiciler. Tavuğumuz buharla pişmiş olacaktır. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve bir su bardağı suyumuzu ilave ettikten sonra tavuğumuzu tepsimize yerleştiriyoruz. Çünkü evde, her evde sevgili izleyiciler, yağlı kağıt aniden bulunmayabilir ve folyo bulunmayabilir. Biz de o yüzden evimizde neler vardı, mutfağımızda neler vardı onunla sizler için yapıyoruz. Siz de daha rahat ve pratik olsun diye sevgili izleyiciler. Sosumuzu iyice tavuğumuza yedireceğiz sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi her tarafını iyice buladık sevgili izleyiciler. Biz tavuğumuzu fırına verdikten sonra sevgili Aybüke de size pastayı yapmaya başlayacak sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, biz reklamlara gideceğiz ve reklamlardan sonra döndükten sonra tavuğumuzu biz bu şekilde sevgili izleyici fırına sürüyoruz. Şimdi reklamlardan sonra sevgili Aybüke ile beraber sizlere güzel bir pasta yapacağız. Reklamlardan sonra tekrar ekranını yeni açmış olan sevgili izleyicilerimize biz tavuğumuzun tekrardan tarifini, pastamızın tekrardan tarifini yine vermiş olacağız. Nereye gidiyoruz Aybüke Hanım? Nereye gidiyoruz? Reklamlara gidiyoruz. Gidiyoruz. Sevgili Kanal 23 izleyicileri, Pratik Lezzetler kaldığı yerden devam ediyor. Biz tavuğumuzu soslayıp fırına gönderdik sevgili izleyiciler. O yavaş yavaş orada pişe dursun. Bu arada biz sevgili Aybüke Hanım'la beraber sizlere pastamızı yapalım. Aynen. Şimdi pastamızın kekini yapmak için ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimize hemen kısaca şöyle üzerinde mi geçelim. Pastamız gelin pastası. 1 litre süt kullandık. 4 adet yumurta. 4 adet yumurta. Aynen. 1 su bardağı şeker. 4 adet yumurta iyice çırptıktan sonra sevgili izleyiciler, 1 su bardağı şekerimizi ilave ettik. Beraber onu da çırptıktan sonra 1 su bardağı un, 1 su bardağı unumuzu, 1 paket de vanilyamızı ilave ettikten sonra
panduspanyamız yani kekini hazırladık. Bolca çırptık iyice sevgili izleyiciler. Elektrikli mikserimiz